İş buldum. Ne işi? Bir ihraç fazlası dükkanında çalışacağım. Veysel'in yeri. Evet, tanıyor musun? Ne yapacaksın sen orada? Satışa yardım edeceğim. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Teşekkürler Gülay abla. Afiyet olsun. Kızım. Hı. Sen ne yapacaksın? Çul çaput mu satacaksın? Tezgahtarlık mı yapacaksın orada? Anlamadım ben. Vallahi anne gelen işler arasından düşündüğümde en uygunu bu gibi geldi bana. Deli misin ya? Benim şu anda iş beğenmek gibi bir lüksüm mü var acaba? Reha ne diyecek peki senin orada çalışmadan? Reha'ya ne? Kocan ve hala evlisin, unuttun mu? Unutmadım. Tabii ki de. Ama şu anda Reha'nın benim hayatımda bir yeri olmadığı için söyleyeceği herhangi bir şeyin de bir anlamı yok. Bak garson. Bak kızım evi terk etmekte haklısın. Bir şey demiyorum. Ama acaba bu kadar uzatmasan mı? O ne demek? Reha çok pişman. Barışmak istiyor. Ya ayrıca bütün gün o toz toprak içinde o dükkanda defolup pijama satacağına, güzel villanda güneşlensen daha mantıklı değil mi? Hayır değil. Ama eğer sen bizi burada istemiyorsan açıkça söyle. Kızım sen kıt mısın? Ben senin annenim. Niye istemeyeyim ben sizi? Ben sen üzülme. Üç kuruş için harap olma diye söylüyorum. Ben o eve dönmeyeceğim. Bunu sana defalarca söyledim. Lütfen bu konuyu kapatalım ve bir daha da açmayalım. Tamam mı? Gerçi sen bir şeyi 40 kere söylediğin zaman değiştirebileceğine inanıyorsun. Ama bu öyle bir şey değil. Çok güzel. Şahane, kafamın dikine gideceğim diyorsun. Çok güzel. Ben mutsuz olacağım bir yerde kalmak istemiyorum diyorum. Bu kadar basit. Ya bütün gün o toz toprak içinde o dükkanda çok mutlu olacaksın yani. Ben çocuklarımla mutlu olurum. Selin ne olacak sen çalışırken? Ah tabii. Bana kalacak herhalde. Anne sadece kısa bir süreliğine. Birazcık toparlanayım. O zaman Selin'i yuvaya yollayacağım. Ha, ama diyorsan ki ben o kadar bekleyemem. Ben hemen bir çözüm bulmaya çalışayım. Ya Karsu sen neden her lafını anlıyorsun kızım? Aa. Çünkü seni tanıyorum da ondan. Şimdi tamam dersin, yaparım dersin. Sonra aylarca bununla ilgili söylenir durursun. Öyle yapacaksan hiç yapma daha iyi. Ha yok sana iyilik yaramıyor. Vallahi yaramıyor. Yalnız bak sinirlerin bozuk diye alttan alıyorum ona göre. Ben Meysa Bey'le konuşurum. Belki Selin'i götürmeme izin verir. Ay delireceğim. 40 yıllık sünepe Veysel. Veysel Bey oldu. Allah'ım ya. Gerçekten inanamıyorum. Benim kızım olduğuna gerçekten inanamıyorum yani. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Söylüyorsun kabahat, söylemiyorsun. Ay bilmiyorum. Bilmem artık ben... Gerçekten ben artık ne... Yani ben üç maymun görmez duymaz bu evin içinde böyle hayalet gibi dolaşayım. Hiçbir şeye karışmayayım. Sen ne istiyorsan onu yap. Yavrularınla, melek yavrularınla. Şımart şımart otur onları sabahtan akşama kadar. Ben ağzımı açmıyorum artık, bitti. Sağ ol.